Selamlar arkadaşlar, bugün Secret Invasion'ı inceliyoruz. Biraz bölüm biriksin istedik, o yüzden hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce oyuncu kadrosuna bakalım. Marvel'ın tanıdık yüzleri bolca yer alıyor. Başrolde Nick Fury rolünü yineleyen Samuel L. Jackson yer alıyor. Ayrıca Cobie Smulders, Emilia Clarke, Kingsley Benadir, Ben Mendelsohn ve Olivia Colman gibi isimler de ona eşlik ediyor. Dizinin henüz iç bölümü yayınlandı. Konuya gelirsek eğer, Captain Marvel filmleriyle tanıdığımız uzaylı ırkı Skrull'ların 30 yıldan uzun bir süredir kılık değiştirerek dünyayı gizlice işgal etmelerini, Nick Fury'nin de güvendiği bu ırkın işgalini keşfetmesini anlatıyor. Dizinin karakterler açısından belli bağlantıları olduğu için Marvel yapımlarının büyük bir kısmını da izlemeniz gerekebilir. S.H.I.E.L.D.'ın kuruluşu için Iron Man 2'yi, Skrull ırkını tanımak için Captain Marvel'ı veya S.H.I.E.L.D.'ın çöküşünü, Hydra'nın işgalini anlatan Captain America The Winter Soldier'ı izlemeniz gerekebilir. Bu dizi her biri için bir noktada bağlantı kuruyor ve karakterlerin geçmişlerini hatırlamak bazen zor olabilir. Diziye Moskova'da günümüzde geçen bir zaman diliminde başladık. İlk gördüğümüz ve düşüncelerini dinlediğimiz isim Everett Ross oldu. Daha en başında izlerken şüpheye düşürmeyi başardılar. Tanıdığımız herkesin aslında hiç tanımadığımız yabancılar olması konusu dizinin temelini oluşturuyor. Everett'in bahsettiği ve Nick Fury'nin orada olduğunu söylediği Sabre, Fury'nin öncülük ettiği bir insan Skrull havacılık savunma sisteminin adı. ABD hükümeti başlatıyor ve Fury kontrol ediyor. Dünyadan çok uzak bir noktada ve uzay istasyonunda bulunuyor. Burada Fury'nin bazı filmlerde tamamen kaybolmasını yumuşatmışlar diyebiliriz. Dizinin jeneriği diğer Marvel yapımlarından daha farklı ve güzel olmuş. Dramatik bir yapısı var. Sadece jeneriğin görselleri bile dikkatlice bakıldığında ırklar arasındaki kargaşayı ve işgali açıklayabilecek düzeydeydi. Fury için yapılan genel yorumun blip olayının onu değiştirdiği olması dikkat çekiciydi. Skrull'ların radyoaktif dayanıklılığı onların nükleer santrallere, dolayısıyla da terk edilen yerlere yerleşmesini sağlamış. Bu hikaye gayet sağlam hazırlanmış. Ayrıca yine burada onların yeteneklerini görmemizi de sağlamışlar. İlk bölüm başlangıç açısından biraz sakin ilerlese de finaldeki patlama çok başarılıydı ve en beklemediğimiz kaybı da burada yaşadık. Bölümler arası zaman atlamaları karakterlerin geçmişleri ve o dönem olayları pekiştirmek adına güzel olmuş. İzlerken bu Skrull aşkı nereden geliyor, mülteci kampı mıyız biz, boş başka gezegen mi kalmadı da tüm sığınmacıları buraya doldurdunuz diyebilirsiniz, biz de diyoruz. Şimdi de kendi içlerindekilerin ayaklanmaları yüzünden bu yardım eli koca bir ihanete dönüşüyor. Secret Invasion bu konuda tanıdık duygular yaşamamızı sağlamış. Baş düşmanımız Gravik günümüzde tehlikeli hissettirilememiş. Ana kötü olarak bakınca ne insansı formu ne de tepkileri bizde gerilim yaratmadı. Fury olan düşmanlığın da verilen bir sözün tutmaması olması çarpıcı bir olay değil ne yazık ki. Ayrıca Gravit'in karakteri, amacı, düşünce yapısı falan neredeyse Namor ile birebir benziyordu. Küçüklük döneminde bile büyük benzerlikler var. İşgale uğrayıp vatanını terk eden bir sığınmacının adaptasyon süreci, zekası ve intikamı. Yani bilindik şeyler. Namor'u Black Panther Wakanda Forever'da izlemiştik. Merak edenler yukarıdan incelemesine ulaşabilirler. Ülke başkanlarının Skrull olması yıllardır ara ara gündeme gelen dünyaya insan olmayan Reptilian adında bir kertenkele ırkı yönetiyor teorilerinin bir göndermesiydi. Rudy bir politikacı olarak önceki sempatimizi bu dizide tamamen kaybetti. Artık koltuk sevdalısı olan biri gibi göstermişler. Ayrıca söylentilere göre Fury'nin karısını arayan kişinin de Rudy olduğu düşünülüyor. Öte yandan Fury'nin kimse bana Nick demez diyerek konuştuğu kişinin Talos olmadığını anladığını düşünürsek eğer Rudy ile restorandayken ona Nick demişti. Yani hazır adamın kendisinden soğumuşken onun yerine bir Skrull'dan nefret etsek daha güzel olabilir. Dizinin işkence sahneleri çok iyiydi. Özellikle ilacın enjekte edilmesinden sonraki etkisi bayağı güzel verilmiş. Karakterin vücudunun ne kadar çok zorlandığını güzel göstermişler. Dizi diğer Marvel yapımlarından daha fazla kan ve şiddet içeriyor. Gaia'nın baktığı ekranda Groot'la beraber 3 farklı deney ürününün daha adını gördük. Muhtemelen bu verileri kullanarak elde edecekleri serumu kullanacaklar. Süper İnsan Serumu'nun Süper Skrull versiyonu Gravik'in nihai amacı olsa da kendisi bunu söylerken bile bizi ikna edemedi. Ancak hızlı iyileşmesinden yola çıkarak çoktan kendi üzerine deney yaptığını varsayabiliriz. Fury'nin özel hayatı muhtemelen dizideki en çarpıcı olaydı. Ancak ne yazık ki izleyenler diziden pek de memnun değil. Yapılan yorumlar haklı olarak dizinin yavaşlığı ve karakterlerin çok hızlı bir şekilde harcanmasıyla ilgili. Henüz kimsenin büyük bir etkisini göremedik. Eski S.H.I.E.L.D. dizisinin yanında buradakilerin ajancılık oynadığını söyleyenler pek yanılmıyor gibi. 6 bölüm olacağı için insanlar 3. bölüme kadar bir şeylerin netleşmesini, aksiyonun artıp yavaşlığın bitmesini bekliyordu. Ne yazık ki sadece mülteci krizi izliyoruz. Kendilerini her yerde belli ediyorlar. Araya Samsung'un Flip serisinin reklamını yerleştirmeyi de unutmamışlar. Talos ve Fury ikilisi izlemesi keyifli bir çift olmuş. Ancak onun dışında bizim için izlemesi aşırı keyifli bir Marvel dizisi değildi. Hala Loki'nin üzerine çıkabilmiş bir dizi yapamadılar ne yazık ki. Merak edenler Loki'nin incelemesine de yukarıdaki bağlantılarına ulaşabilirler. Dizi bizim beklentilerimizi karşılamadı.
Hem karakterleri çok çabuk harcıyorlar hem de hikayenin gidişatı çok yavaş ve sakin ilerliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Secret Invasion beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.